Burada şunu da hatırlatalım. Mecliste sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı görüşülmeye şu anda devam ediyor. Onunla alakalı biraz ayrıntı verelim. Daha sonra Amerika'ya geçeceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda efendim sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşülmeleri protesto ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti milletvekilleri kırmızı boyalı eldivenlerle yasayı protesto etti. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmelerine genel kurulda başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti milletvekilleri kanun teklifini protesto için genel kurulda kırmızı boyalı beyaz eldivenler taktı. Dediğimiz gibi bu mesele hallolana kadar, bu ucube yasa tasarısı bir şekilde geri çekilene kadar herkes protestosunu sürdürecek, itirazlarını devam ettirecek. Çünkü başka bir yolu yok. Gelelim Amerika'ya. Amerikalıların çektiğini kimse çekmedi. Sorunları bitmek bilmiyor, eylemleri bitmek bilmiyor. Şimdi de Donald Trump'a taktılar kafayı. Times meydanında bir araya gelen Amerikalılar Trump'ı protesto ettiler. Bu protestocuların hedefinde de Cumhuriyetçilerin tartışmalı politika önerilerinden oluşan 922 sayfalık Proje 25 adlı bir önerge kitabı vardı. Ne var mesela bu kitapta? Başını Trump destekçisi Heritage Foundation'ın çektiği 70 kadar düşünce kuruluşu, onlara göre, kendilerine göre önemli gördükleri değerleri korumak için seçim kazanmanın yeterli olmadığını düşünmüşler ve 180 günlük bir geçiş planı hazırlamışlar. Tabii hepsi yok aklımda ama mesela Amerika'da işe alımlarda liyakat yerine ırk ve cinsiyet temelli seçim yapılmasına yol açan liberal adalet kuralları kaldırılacak. İstihbarat ve Pentagon'un ırksal ve cinsiyet çeşitliliği programları yasaklanacak diyor bu kitap. Yani aslında bu proje başkanın yetkilerini arttırmayı planlıyor. Trump'ın yapacağı yönetimsel atamalar sayesinde Senato'ya ve Kongre'ye sormadan birçok karar alınabilecek. Örneğin uluslararası silah satışlarında Kongre'ye onayı olmadan başkan karar alabilecek. Ne kadar tanıdık geldi değil mi size? Neyse, peki tüm bu protestolar Trump'ın umurunda mı? Asla değil. O aynı saatlerde bambaşka bir yerde halka sesleniyordu. Bir yanda protestolar, diğer yandan Cumhuriyetçilerin başka